Konuğumuz olacak, İsrail'in Gazze'ye ağır saldırılarını konuşmaya devam edeceğiz. Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Poyraz Gürson konuğumuz. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar Dilek Şimdi ben haritada da gösterdim aslında. Gazze şeridi İsrail tarafından ortaya ortadan ikiye bölünmüş durumda. Bugün de görüntüler vardı. Sivillerin beyaz bayraklarla bölgeden yürüyerek çıktığı, çıkmaya çalıştığı görüntülerdi bunlar adım adım işgal planı işliyor diyoruz. ki Netanyahu da bunu özellikle ısrarla söylüyor. Alacağız diyor. Ve hatta ateş de mümkün değil diyor. bundan sonrası için sizin background'unuzu da bilerek hani soruyorum bu soruyu. Bundan sonrası için ne görüyorsunuz bölgede? Şimdi tabii 7 Ekim'de Hamas'ın yaptığı harp haline geçecek asimetrik bir saldırı ve bu bay güvenlik Netanyahu'nun güvensiz bir İsrail e, olgusuna yol açtığı bu süreçte ben imajı e, kaybolan güvenlik algısını tekrar e, tüm Yahudiler için güvenlikleştirmek için şu anda büyük bir kıyameti hep beraber izliyoruz. Yani burada gazeteciler ölüyor, Batı Şeria'da da Filistinler ölüyor. Burada da işte 10 dakikaya bir bir bebek ölüyor ama İsrail siyasi askeri hedef olarak öncelikle ne yaptığı belirsiz bir harekattan şu anda nispeten daha belli. Kuzeyde Tampon bir bölge oluşturulacak şekilde parsel parsel bölgeyi bölerek e, gerek e, zehineleri kurtarmaya yönelik gerek e, şu anda e, elde etmiş olduğu toprakları genişletmeye çalışarak ortaya bir hedef koyuyor Dilek Hanım. Nereye kadar ilerler? Ne görüyorsunuz? Ya da mesela Gazze'nin tamamen işgal edileceğini söylüyor böyle bir e, gündemi var. Mümkün mü bu? Şimdi e, bu mümkün değil. Bakın e, tüm İsrail kara kuvvetleri işte Gazze'yi totalde e, düşünecek olursak dizilseler elde bulunduramazlar. Zaten bakın bu tip meskun mahalde işte bunu Ceysan da söyler. Harp tarihini yazan Klozavis de söyler. meskun mahalle girmeyin der. deriz. Hı. Yani derler. Biz de kitaplarımızda bunu vurguluyoruz. Dolayısıyla şimdi burada ağır kayıplar başlayacak. Birinci şey handikap bu. İki esirlerin durumuyla ilgili. Ee, bir e, arabi barış gibi işte değişik isimler kullanılıyor ama adı her ne olursa olsun şu an büyük bir dramı bütün dünya izliyor. Dolayısıyla e, İsrail var gücüyle e, kopartabildiği kadar bölgeyi kopartıp esirlerden de şunları kurtardım diyebilecek. Çünkü bütün dünya rağmen hukuken meşru olmayan bir harekatı Netanyahu ne kadar yürütebilir? O da şunları şunları elde ettim deyip en azından bu harekatın için yaptığını öncelikle kendi kamuoyuna ve tüm dünyadaki Yahudilere anlatmış olacak. Ne kadar yürütebilir bu sizin sorunuz oradan alınan bir de şunları şunları elde ettim diyecek diyorsunuz ya nerede duracak o zaman neleri elde ettikten sonra hedef ne? Şimdi savaşın başından itibaren savaş olarak nitelendirdiği ki burada bir kıyamet var savaş yok ortada yani terör örgütleriyle mücadele ne şekilde olacağını en iyi bilen biz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sahibiz. Dolayısıyla Dilek Hanım şu anda bu e, terör örgütüyle bir mücadele değil, Filistinlere uygulanan bir soykırım. Yani bütün dünya artık bu kelimeyi e, telaffuz ediyor. Dolayısıyla Netanyahu'nun istediği askeri hedefi ele geçirsin. E, bundan kurtulması mümkün değil. Hatta öyle bir riskle karşı karşıya ki İsrail şu anda. 1948-67 savaşları sonrası oluşan sınırlar gibi siz de haberlerinizde veriyorsunuz. 2005'te işte Gazze'den çekildi. Yepyeni sınırlarla karşılaşacağız. Bunda da tabii ki tüm dünya kamuoyu şu an Filistinlere yönelik iki devletli çözümü aslında tüm dünya liderleri dile getiriyorlar. Dolayısıyla iki devletli bir çözümün olabileceği ama... Bu kıyametin de hesabının Netanyahu'ya sorulacağı bir sürece gidiyoruz. Bence hiçbir askeri başarısı Netanyahu'nun bu yaptığı kıyameti ortadan kaldıramayacak. Yani Tarih örnekleri ben... olduğu için söylüyorum. Sorulacak mı Netanyahu'ya burada yaptığı savaş suçu özellikle? Ne öngörüyorsunuz? Şimdi bakın Birleşmiş Milletler tamamen Güvenlik Konseyi'nde işte ABD'nin aldığı kararlarla e, sürekli veto ediliyor ve ABD de şu anda aslında İsrail ile birlikte bir çıkmazda. Bu bölgede olmak filan istemiyor. Aslında gönderdiği uçak gemileri de bir şekilde Hizbullah üzerinden savaşın tüm dünyaya, başta Doğu'ya yayılmaması için. Çünkü o da bir an evvel Pasifiye odaklanmak istiyor. Ben ilk günden itibaren bunu söylüyorum. Evet. Çünkü ham hayal bir IMEC diye bir proje yaptılar İsmet gibi. Hindistan'dan başlayıp bölgeyi güvenlikleştirip işte Suudi Arabistan, Ürdün üzerinden İsrail uzanacak Avrupa'nın enerji arz güvenliği ile ilgili bir hat. Mücadele aslında Türkiye'siz bir, bir kuşak bir yol gibi alternatif bir yol oluşturmak. Ben de ısrarla söylüyorum, jeopolitik bunu söyler. İsrail'in güvenliği de Türkiye'den geçiyor. Dolayısıyla Yahudiler için de aslında bakın İsrail medyasını siz de takip ediyorsunuz. Neticesinde şu an eee garantör ülke Türkiye bunu sağlayabilecek yegane devlet haline geldi. İlk başta 31 32 gün önce bunları söylediğimizde acaba olabilirler mi vardı? Şu an merhametli duruşuyla Türkiye aslında burada garantör ülkenin kimi olduğunu tüm dünyaya gösterdi ve etkisi bakın Türkiye şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti bir dünya gücü şeklinde hareket ediyor. Bu da yeni dönemin bu jeopolitik kırılmadan sonra Orta Doğu'da da şekillenecek düzende Türkiye'nin aslında efektif etkilerini neler olabileceğini de e, bu coğrafyaların hepsinde çünkü Türkiye etkin. E, dolayısıyla yeni dönemi de aslında bir yerde bu kıyamet büyük bir barışı da müjdeleyebilir Dilek Hanım. Evet. Bunun altını çizmek isterim. Şimdi siz de gemilerden bahsettiniz. İki uçak gemisinin ardından Amerika Birleşik Devletleri donanmasındaki nükleer denizaltılardan birini de İsrail açıklarına gönderdi. Tabii yapılan açıklama var denildi ki güçlerimizin Orta Doğu'daki konumunu değiştirmek, çatışmayı tırmandırmaya çalışma, çalışanlara yönelik bir caydırıcılık mesajıdır ifadeleri kullanıldı. E, nükleer denizaltının o bölgeye gitmesi tansiyonu daha da arttırmaz mı? Yani bu bir tecrübe, te, yani siz diyorsunuz ya bölgedeki savaşı engellemek adına konumlandırma. Ama e, daha da savaşın dozajını arttıran bir hamle değil mi bu? Şimdi 20. yüzyıldan kalma e, stratejiyle zaten ABD'nin Orta Doğu'da son 20 yıldır sürekli hata yaptığını vurguluyorum. Dilek evet. Hanım, ben kitaplarımda da işte evet. İran Planı kitabı İngilizce önümüzdeki ay çıkıyor. ABD'li yetkililer de okuyabilecekler. Yani çünkü konvansiyonel savaştan kalma bu akılla bakın hiçbir e, silah, teknoloji, psikoloji, harp tarihi boyunca siyasi tarih boyunca yenememiştir. Yani dolayısıyla. Bu üstten bakmacı ve kıyamet yaşanıyor şu an. Bütün dünyada bu kıyamette artık Türkiye'nin durduğu noktaya doğru dış politikada... ...Türkiye'nin durduğu noktaya o merhametli duruşun arkasına diziliyor. Yani dolayısıyla şu anda bu mümkün gözükmüyor. Bir de ben şunu da sormak istiyorum Poyraz Bey. Ateşkes ve insani ara ifadeleri kullanılıyor. Yani bir yandan ateşkes talepleri var... Evet, bir kısa bir teknik e, problemimiz oldu arkadaşlarımız onu gidermeye çalışacaklar. Poyraz Bey'e bağlanacağız tekrar önemli bir şey konuşuyoruz. E, neden? Çünkü İsrail saldırıları hala devam ediyor. 32. günündeyiz. Ama bir yandan da e, ABD'nin bölgeye donanmalarını göndermeleri gibi bir durum da söz konusu. Şimdi bu önemli bir hamle. Savaş daha da derinleşir mi, derinleşmez mi sorusuna yanıt bulmaya çalışıyoruz. Özellikle İsrail saldırıları. Şunu sormak istiyorum Poyraz Bey. Dünyanın özellikle önemli kurumları Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü buradaki katlama yönelik ifadelerde bulunuyorlar. Artık ateşkes çağrısı deniliyor ama hiçbir şekilde rehineler bırakılmadan ateşkesin sağlanamayacağına dair İsrail kanadından açıklamalar geliyor. Bir de ateşkesin karşısına insani ara terimi kuruluyor. Yani insani bir ara. Ben bu iki terimi de karşılaştırmanızı istiyorum. Hem askeri anlamda hem de sosyolojik açıdan değerlendirmenizi istiyorum. Ne demek isteniyor? Şimdi ateşkesi Netanyahu istemediği için başta da işte Yahudiyim diye gelen Blinken ve Biden yönetimi şu anda evet ateşkes ilan et diyemeyecekleri için yani şu anda buna bir insani ara deniyor. Bunun uluslararası hukukta, savaş hukukta falan yeri yok evet. Dilek Hanım. Şu anda sadece yeni bir terim uyduruyorlar. Çünkü bir Rolans'a bakın insani bir araya gerçekten ihtiyaç var. Adının ne olduğu ile ilgili değil. Bir defa bu savaşı durdurmak isteyen sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani şimdi diğer sesler yükselmeye başladı ama Arap devletleri dahil hiç kimse Filistin'deki bu zulme ilk günkü gibi Türkiye'nin yükselttiği sesi yükseltemediler. Dolayısıyla... Sanki böyle normalleşmiş gibi de bir durum söz konusu değil mi? Diplomasi trafiğini devam ettiriyorlar ama biz her geçen gün hayatını kaybedenlerin sayısını veriyoruz. Durmuyor bir tabii, şey. Tabii tabii burada ve aslında bütün insan hakları gözlemcileri şimdi Ukrayna-Rusya Savaşı'nı anımsayalım. Hemen bu tip bir saldırı olduğunda işte diyelim beyaz fosfor kullanıldı. E, bu yasak. E, hemen ne yapıyordu? Gözlemciler gidip bunları not ediyordu. Deliller topluyordu. Bakın burada hiç kimse bu delilleri toplayamıyor. Yani dolayısıyla e, bir an evvel bu insani araya ihtiyaç var. E, ve e, Netanyahu bence e, şu anda İsrail Devleti değil sadece tüm Yahudileri, dünyadaki Yahudileri büyük bir antisemitizmle karşı karşıya bırakacak. Yani bu savaşın bir an önce... ...bitmesinden başka bir şey söyleyemiyorum. Direkt. Neden bu ara verilmiyor? Neden İsrail bunu yapmıyor ısrarla? Netanyahu siyasi bir hedef gözetiyor. Onu ele geçirince... ...evet ben geçirdim. Esirlerden de şimdi bakın... ...hep şaibeli açıklamalar var. Hamas elindekilerden işte bir kısmının... ...İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini ifade ediyor. Bir kısmını serbest bırakıyor. Şimdi 200'lerde başladı. 250'lere geldi. Her ülkeden orada esirler olduğunu biliyoruz. Yani burada e, dolayısıyla şu anda meşru hukuki zemini kaybetmiş ve aslında 222 idi geçen Amerika'daki bir eylemde burada esir olanların gözleriyle sandalyelere, boş sandalyelere Kondigore'de bir oturum sergilendi. Dolayısıyla tüm dünya aslında esirlerin de akıbetiyle ilgili Netanyahu'nun bu çılgın kararlarının bir an evvel insani bir arayla ...sonuçlanmasını bekliyor. Şimdi özellikle e, diplomatik bir temas da yürütülüyor hem bölgede... ...ki Blinken Türkiye'ye gelmişti, Hakan Fidan'la bir görüşmesi olmuştu. Ben merak ediyorum e, Poyraz Bey, nasıl yorumluyorsunuz şimdiye kadar... ...gelinen aşamayı, e, özellikle diplomasi açısından soruyorum bunu. Yani e, elde ne var, ne yorumluyorsunuz? Şimdi bakın, geldiydi, aradıydı, aramadıydı diye bu Biden yönetimi eee işte Türkiye Cumhuriyeti devleti ile ilgili şu anda bakın Dışişleri Bakanı geliyor. E, Türkiye Cumhuriyeti Darihi de, de e, işte Jansen mektubundan sonra alınan tavır gibi bir tavırla karşılaşıyor Dışişleri Bakanı. Çünkü biz buradaki e, şeyin bir an evvel bu dramın sonlanmasını istiyoruz. Dolayısıyla ya yani şu anda da e, dediğim gibi Türkiye e, dünya gücü şeklinde davranıyor. Dilek Hanım ve neticesinde bizim dediğimiz noktaya işte açıklamalara dikkat ederseniz her gün tonu yumuşayarak en sonunda ABD'nin de bizim dediğimiz noktaya ve İsrail'in güvenliğinin de Türkiye'siz olmayacağı gerçeğine geleceğini göreceğiz. Hı hı. Şimdi bu genel e, güvenlik sorumluluğu dedi ya Netanyahu, Gazze şeridinde özellikle. E, şimdiye kadar havadan operasyonuna devam ediyordu. Karadan da artık meskun mahal e, özellikle tünellerden çıkan Hamas üyelerinin e, çatışmayla bir karşılıklı çatışmaya evrildiğini e, basından da öğrendik. Görüntüler de paylaşıldı. E, hava harekatı devam ederken karadan bir adımla İsrail ordusunun ilerlediğini düşünüyor musunuz? Şimdi kısmı ilerlemek... Nerede olur. ya da... Burada... Şimdi bakın kuzeyden girdiği yerler örs çekiş diye tabir ediyordum ilk baştan itibaren. Şimdi bu bölmeyi de zaten aslında o vadi e, İsrail kendi güvenliği için çok önemli görüyor. Ve 1900'lü yıllarda zaten aslında o bölge düştüğü zaman işte dikkat çekmiştim. Halep'te işte Lübnan'da hepsi e, Beyrut'ta bir etki altında Şam'a kadar etkisi devam eden bir silsile aslında o vadi. O yüzden kritik ama... Şimdi burada e, bunların tamamını birden ele geçirebilecek bir İsrail ordusu olsa idi yani başlangıçta Hamas saldırdığında meşru bir zemin var iken işte müzik festivalinde insanlar e, kaçırıldı, esir alındı, öldürüldü. Bunu gerçekleştirirdi. O güçte değil. Bakın, seferberlikte toplayabildiği adamlarla, kısa bir eğitimle buraya meskun mahallede muharebeye sokuyor. Bu çılgınlık. Ben başından itibaren bunu ifade ediyorum. Şey, bu görüntüleri görüyorum. Dolayısıyla hani hemen bunun üzerinden de sormak istiyorum. Çok daha belki başında gibi görünse de merak ediyorum. Hani asker olmanın sebebiyle de eski bir asker olmanın sebebiyle de bu sokak savaşını kim kazanır? Bunun kazananı olmaz. Öncelikle onu söyleyeyim ama İsrail burada asla kazanamaz. Yani dolayısıyla Burada bakın meskun malde e, tank, işte zırhlı birlik harekatı mümkün değil. Şimdi evet söylüyorsunuz işte F-15'lerle 4,5 tonluk bombalar atabiliyor. Bu Hamas'ın hendeklerine etkili olabilir. Ama burada esirler de canından olur. Yani dolayısıyla şu an esirlerin yerini bulmaya yönelik özel kuvvetler, hava kuvvetli, destekli bir harekat olabilirdi. Ama böyle bir kara harekatı şu an e, daha da sertleşecek gibi gözüküyor. Çünkü belli o kuzeyden girdiği bölgeler tarlaydı. Denizden bir hakimiyet sağlayabilirsiniz. Evet, bu şeridi vadiyi tutarak elinizde bulundurabilirsiniz ama orada e, şimdi bakın savaşta prensiptir. Normal ordulardan bahsediyoruz. Buradaki bir savaş değil. Bakın bu bir kıyamet ve soykırım. Onun altını tekrar çizeyim ama savaşta düşmanınızı böyle çaresizce, amansızca savaşacak derecede bir çare bırakmayın deriz biz. Yani dolayısıyla burada şimdi. Canından başka neyi var burada Filistinlilerin? Zaten vatanından koparmışsınız ve daha öncekilerin akıbeti belli. Dolayısıyla şu anda e, bu harekatın yani sonucunda kazananı olmaz. Sorunuza tekrar dönecek olursak Dilek Hanım ama hı hı. E, burada e, ara bu işte insani ara denene kadar elde bulundurabileceği ne kadar parsel, ne kadar alan varsa, kaç tane esir kul, kurtarabilirse onu bir başarı olarak kendi hanesine yazmaya çalışıyor İsrail. Hamas da burada tabii ki var gücüyle kendi vatanlarını savunacak. Yani işgal planına devam edecek bu aşamada. Yani buradan vazgeçmeyecek. Et Tom bu, tüm bu uluslararası tepkiye, bu kadar sivil ölümlerine rağmen İsrail'in devam edeceğini düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi? Tabii tabii. bu çünkü Netanyahu şu anda e, burada bir başarı elde etmezse kendince nispi bu başarıyı e, bu kıyamete rağmen e, bir defa kendi kamuoyuna da hiçbir şey anlatmayacak ve zaten. Kendi kamuoyu da şu an e, öyle bütün İsrail kamuoyu arkasında falan değil işte her geçen gün ki e, yaralılar işte e, İsrail askerlerinden de ölü sayısı arttıkça işte araç gereç de tabii ki zayi olacak. E, o da kendi kamuoyuna büyük bir güçlükle bunları anlatmakta çok büyük güçlük çekecek. O zaman son sorum da şöyle olsun Poyraz Bey hep tartışıyoruz en başından beri özellikle de Nasrallah'ın açıklamasına kadar he hop oturduk hop kalktık diyebilirim. Nasrallah'ın açıklamasıyla biraz daha ortam farklılaştı ama yine de sormak istiyorum daha geniş bir coğrafyaya yayılması gibi bir durum söz konusu olabilir mi bu saldırıların ne öngörüyorsunuz Şimdi... bölge açısından? Dilek Hanım, bütün kitaplarımda işte Ortadoğu ile ilişkin 8 kitap yazdım. E, 24 saat sonrasını kestiremeyiz diyoruz. Yani buradaki önce bunun altını çizmek isterim. Sadece öngörebiliriz, Orta Doğu anlamaya çalışılabilir diye başlıyorum. Dolayısıyla şu anda da e, bu dünya savaşı çıkarır mı? Aslında ABD'nin uçak gemilerinin veya biraz önce sizin sorduğunuz nükleer denizaltısının da aslında bu büyük dünya savaşı çıkmasın diye buraya geldiğini. Şimdi iç kamuoyunda da bir tedirginlik var Türkiye'de. Bu tedirginliğe gerek olmadığını da tekrar ifade etmek isterim. Çok çok teşekkür ederiz. Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Poyraz Gülson çok teşekkürler katkılarınız için. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler.